Gıcır araba çekti gitti. Ben arkasından baktım. Gıcır neydi? Ne demekti? Ben gıcır sözcüğünü kullanarak ne anlatmak istiyordum? Gıcır temiz demekti. Güzel demekti. Parlak demekti. Gıcır araba beni hayal dünyamda oradan oraya götüren bir sihirdi. Gıcır gıcır çocuk dünyamın gerçek dünyadaki uzantısıydı. Ama her araba değil. Sadece gıcır araba. Hoş geldiniz Su. Ya neredesiniz? Merak ettim bana. Anne, Aylin'e gittik apar topar. Ben biraz burada oynayayım mı anne? Oyna. Babaanne yeni kırmış topumu alsana. Oğlum bekle orada sen. Oğlum çok uzaklaşma, tamam mı? Tamam. Hadi yakala bakayım. Ya niye gidiverdiniz Aylin'le? Bir şey mi oldu verdi? Midesini üşütmüş anne. Hastaneye götürmüşler de onu görmeye gittik. Aa, iyi mi şimdi? İyi. Fena mı olur Aydın'la? Midem bulandı. Dur kolonya getireyim sana. Osman geliyor. Buraya koydu. Penaltı noktası. Aç, aç avucunu. Daha iyi o, geliverdi mi? Geldi. Ne yapacağım ben anne, nasıl halledeceğim bu işi? Ne işi, ne halletmesi? Benim bu çocuğu aldırmam lazım anne. Ama nasıl yapacağım? Ağzı sıkı, güvenilir, kimseye duyurmayan birini bulmam lazım. İşini elini yaptırmazsan başına daha büyük dertler açılır maazallah. Hem ağanın nazarında da suç, yasak. Geçen de duydum. Polis tevkif edivermiş birini. Doktormuş üstelik de. Ölü veriyormuş hasta kadın. Çare yok. Hem... Senin altında ne var? Ali de istemiyor çocuğu aldırmanı. Doğsun diyor. Ben bakıveririm çocuğa. O benim çocuğum diyor. Anne, Ali bunları nereden biliyor? Ali'nin bunları sen... Sen gittin. Ya sen gittin. Ali'ye benim hamile olduğumu söyledin anne. Kızma Cemile, kızma. Yediği haltı bilsin, temizlesin. Sen tek başına... Bu yükü nasıl kaldırabilirsin ha? Anne! Yüklendiğin ha? Benim Ali'nin adını duymaya tahammülüm yok. Ali'nin adının ağasını duymaya tahammülüm yok. Sen ne diyorsun? Ali dediği haltı nasıl temizleyecekmiş? Ne yapacak? Beni nikahına mı alacak? Yardım ediverir dedim. Anne, onun kendine hayrı yok. Adam hapiste. Caroline'le konuşuverecek. O kadın Ali'ye para vermek için evin tapusunu kendi üstüne istiyor. Evi satın almak istiyor. Sen nereden biliyorsun? Benim yanımdayken karakolda söyledi. Anne. Of. Thank you.
Ne yapayım? Ne yapayım? Hastaneye gidemeyeceğime göre... Neyse sen bugün iş çıkışı gel de... Bir gidip bir konuşalım şu kadınla. İyi. Sen bilirsin. Hadi gidiyorum ben. Osman! Ne oldu oğlum? Tabii içeri kaçtı delikten. Dur oğlum öyle açılmaz. Babaanneme söyleyelim de oranın anahtarını getirsin. Anne! Ha. Şu odunluğun anahtarını getirir misin? Tamam, bu kaçmış Osman'dan. Bak geliyor. Allah Allah, bulamadım. Ama ben gelin biz oradaki sopayla hazırlayalım. Aferin sana. Maşallah sana. Güzel olmuş mu? Maşallah çok güzel olmuş ya. Hoş geldin Beyne. Hoş geldin Beyne abla. Hoş bulduk bir tanem. Ay. Aa, ne acele babaanne? Cemile ile buluşacağım. Bir işimiz vardı. Ne işiymiş bu böyle? Ne iş olacak? Koca karı işler işte. Aman. Tentene işliyorum yani. İplik alıvereceğiz işte. Tığım da eskimiş. Hadi bakalım. Ne olduk? Güle güle. Bak benim abla. Efendim bir tane. Hepsini ben boyadım. Çizgilerden de hiç taşınmadım. Aferin sana. Çok güzel olmuş. Ne şimdi bunlar? Bak burada bir çocuk. O benim. Bu da bizim evimiz. Çocuk buraya bir şut çekiyor. Topu yapadın mı? Tatlım, bu resmi yapmak nereden aklına geldi? Bugün top oynuyordum. Topum odunluğa kaçtı. Kapısında delik var ya. Ama kendinden geri geldi topum. Hadi sen resmini boyamaya devam et. Sen 5 dakika yalnız durayım mı tatlım? Ben odun alıp geleceğim. Tamam, ben seni beklerim. Aferin bir tanem. Oh, çok güzel etme. Bugün Osman top buraya mı kaçtı? Sorma, ödümü patlattı. Annenle babaannen kilidi zorladılar, kapıyı açmaya çalıştılar. Ben de top buraya kaçınca gerisin geri fırlattım. Öyle kurtardım paçayı. Bak şu Osman yaptığına.
Neyse, sen sık dişini. Ben bugün Cengiz'le konuştum. Yeni nüfus cüzdanı birkaç güne kadar geliyormuş. Bu iyi haber işte. Ben seni çok özledim. Ben de seni.